anlatmaya başlıyoruz. Atomun yapısı. Şimdi atomun temel tanecikleri arkadaşlar. Atom nedir? Bir elementin tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Atom iki kısımdan oluşur. Çekirdek ve yörüngeler yani katmanlar arkadaşlar. Atom çekirdek ve yörüngelerden oluşuyor. Çekirdekte proton ve nötron var. Ve elektron arkadaşlar yörüngede bulunur. Atomun çekirdeğinde bulunan taneciklere aynı zamanda nükleonlar da denir arkadaşlar. Yani proton ve elektron nükleonlar da denir. Atomun temel tanecikleri yük ve kütle ilişkisini şu anda tablomuzda görüyoruz arkadaşlar. Şimdi taneciklerimiz proton, nötron, elektrondu. Sembolümüz proton 2 P, nötron 2 N, elektron 2 de E harfi arkadaşlar. Ve elektriksel yükümüz proton artı 1, nötronumuz 0 ve elektronumuz da eksi 1 arkadaşlar. E, kütle bakımından karşılaştığınız zaman da proton 1 AKB, nötron 1 AKB, elektron ise 1 bölü 1836 yani çok küçük bir değer yani biz onu sıfır kabul ediyoruz yok kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir notumuz var. Bu notumuz şu atomik kütle biriminin yazılımı A, K, B olarak kısaltılmasının sebebi AKB K, B atomik K, kütle, B de birimden gelir arkadaşlar. Bir atomik kütle birimi gram cinsinden 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 24 grama karşılık gelir. Bir protonun kütlesi yaklaşık olarak bir nötronun kütlesine eşit yani Protonla e, nötronun kütleleri birbirine eşit arkadaşlar. Öyle kabul ediyoruz. Çekirdek ve atomla ilişkisi şimdi. Atomun çekirdeğinin kütlesi yaklaşık olarak atom kütlesine eşittir. Çünkü katmanlarda bulunan elektronların kütlesi çekirdekte bulunan proton ve nötronların kütlesinin yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Evet atomun çekirdeğinin hacmi ise atomun hacmi yanında çok küçüktür. Atomu bir futbol sahası olarak düşünürsek arkadaşlar çekirdeği santral e, esnasındaki futbol topunun çekirdeği kabul edelim ve stadyumundaki oturan insanların olduğu yerlere de e, yörünge ve katman atomun hacmini if olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi. Atomun e, tanımlayan sayılar. Atomu tanımlayan sayılarımız arkadaşlar atomların kimyasal özelliklerini belirleyen çekirdeklerindeki proton sayılardır. Yani kimliğini verir. Mesela hidrojen atomunun çekirdeğinde bir proton vardır. Atom e, arkadaşlar helyumun e, atomun e, çekirdeğinde de iki proton vardır. E, lityumun üç tane işte karbonun mesela altı tane oksijenin sekiz tane iki farklı element atomunun proton sayıları aynı olamaz. Yani karbonla oksijenin arkadaşlar ee, nedir? Proton sayısı. Çekirdeğindeki proton sayısı aynı olamaz. Ona da dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi geçelim. E, burada atomumuzla ilgili atom numarası proton e, numara, sayısıdır arkadaşlar. Aynı zamanda Z ile ifade ederiz. Gösteririz. Sembolize ederiz. Çekirdeğin yükünü protonlar belirlediği için proton sayısı çekirdek yükü olarak da ifade edilir arkadaşlar. Çekirdekte artı yüklü tanecik sadece kim var? E, proton var. O yüzden çekirdek yükü diyoruz. Kütle numarası ise A ile ifade gösterilir arkadaşlar. Kütle numarası proton sayısı ile nötron sayısının toplamıdır. İkisinin toplamı kütle numarasını verir. Hatta kütle numarasına bir başka ifadeyle biz nükleon sayısı olarak da ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Nötr bir atomda proton sayısı her zaman elektron sayısına eşittir. Bu önemli bir nottur. Nötr bir atom varsa proton sayısıyla elektron sayısı her zaman eşittir arkadaşlar. Şimdi burada bir X elementimiz var. X elementimizin sol üst köşesine kütle numarası yazılır, sembolünün sol üst köşesine kütle numarası. Sol alt köşesine atom numarası yazılır. Sağ üst köşesine iyon yükü yazılır arkadaşlar ve sağ alt köşesine elektron sayısı yazılır. A ve Z'yi zaten söylemiştik. Uyarımız nötron sayısı eşit. Kütle numarası e, eksi atom numarası. nötron sayısını bulmak istiyorsanız kütle numarasını atom numarasını çıkarınca nötron sayısını bulursunuz. İyon yükünü bulmak istiyorsanız arkadaşlar atom numarasından elektron sayısını çıkaracağız. Bir örnek yapalım. İşte flor elementimiz. Flor elementimiz şöyle e, baktığımız zaman A e, Kütle numarası 19, atom numarası 9. Atom numarası 9, proton sayısı 9'dur. Çünkü atom numarası eşittir. Çekirdek artı 9'dur. Kütle numarası 19. Nükleon sayısı kütle numarası aynıydı biliyorsun 19. Elektron sayısı nötr için 9'dur. Nötron sayısı ise 19'dan 9'u çıkarsak onu bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi gelelim şu ikinci örneği size ödev veriyorum ve iyona geçiyoruz. Şimdi iyonumuz da arkadaşlar şöyle bakalım iyonumuz. Elektron almış ya da vermiş atom veya atom topluluklarına iyon denir. Bakın sadece atom değil atom toplulukları var. Yani biz onları kök diyoruz. İyonumuz iki tür iyon vardır. Katyon ve anyon olmak üzere. Şimdi katyonumuz e, pozitif yani artı yüklü iyonlardır arkadaşlar. Mesela lityum artı bir. Bir elektron vermiştir. Artı bir değeri almıştır. Magnezyum artı iki. iki elektron vermiştir. Artı iki değeri almıştır. Alüminyum artı üç görüyorsunuz. Üç elektron vermiştir. Amonyum iyonu NH4 amonyumdur. Bir elektron vermiştir ve NH3 artı 4 olmuştur arkadaşlar. Anyon iyonumuz ise arkadaşlar negatif yüklü iyonlardır ve oksijen eksi 2 yani 2 elektron almıştır. Flor 1 elektron almıştır. Fosfor 3 elektron almıştır. Ee, karbonat da 2 elektron almıştır. O hidrokside 1 elektron almıştır. Şimdi e, iyon oluşumu sırasında atomların çekirdekleri e, herhangi bir şey değişikliğe uğramaz. Bakın çekirdekte bir değişiklik olmaz. Proton ve nötron bir değişme olmaz arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi gelelim biz anyon oluşumundaki değiş durumları inceleyelim. Anyon oluşumundaki durumlarda bakalım. Nötr bir atom ya da iyonun aldığı elektron sayısı kadar yük kazanır. Ee, arkadaşlar nötr bir atom ya da iyonun aldığı elektron sayısı kadar eksi yük kazanacak. Bakın eksi yük e, kazanacak. Anyon oluşken Anyon oluşumu genellikle egzotermiktir. Bakın anyonun oluşumu egzotermiktir. Dışarı ısı verir arkadaşlar. Ancak e, endotermik olabilenler de var. Mesela soy gazlar. Soy gazlar elektron almaya yatkın değildir. Biz onlara elektron aldırmak için elektron ver, e, enerji vermemiz lazım. Anyonlarda elektron sayısı proton sayısından büyüktür. Çünkü e, elektron sayısı artıyor arkadaşlar. Elektron alıyor sürekli. O yüzden anyon e, anyonun yükü de eksi yönde e, ilerlemiş oluyor. Bir tanecik elektron alırsa birim elektron başlığına bakın. Elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti azalacağı için tanecin çapı büyür. Bakın tanecin çapı büyür. Mesela oksijen 2 elektron almış ve eksi 2 yüklü iyon olmuş. Bu ikisini karşılaştırın dese bize çap bakımından. oksijen 2 elektron aldığı için eksi 2 yüklü anyonumuz hacmi büyüktür. Nötr olan oksijen atomumuzdan arkadaşlar. Katyonlara gelelim. Katyonuz biliyorsunuz e, nötr bir atom ya da iyon ve e, ne yapıyor? Elektron verdiği zaman e, ne yapıyor? E, artı yük kazanıyor arkadaşlar. tür bir atomdan katyon oluşumu endotermik bir olaydır. Çünkü e, bu nötr bir atoma siz elektron vermek istiyorsunuz. Onu ne yapması lazım? Enerji alarak e, ne yapabilir? Elektronunu alabilir arkadaşlar. Katyonlarda elektron sayısı proton sayısından küçüktür. Bir tanecik elektron kaybederse birim e, elektronun başına düşen çekirdek çekim kuvveti artacağı için tanecin çapı hacmi yani küçülür. Mesela lityum e, burada nötr halde. Lityum artı bir elektron vermiş. O zaman burada e, çaplarını karşılaştırın dese bize lityum nötr haldeki lityumumuz e, iyon haldeki lityum artıdan e, hacmi olarak nedir? daha e, büyüktür arkadaşlar. Burada önemli bir not. E, nötr bir atomun çapı anyonunkinden Küçük. Katyonunkinden büyüktür. Burada önemli bakın. Şurada eksi nötr bir atomumuz X var. Bir elektron almış. Eksi yüklü oluşmuş. Bir elektron vermiş. Artı bir katyona dönüşmüş. Katyonunkinden hacmi e, nötr X'inki büyük ama anyonunkinden e, eksi bir e, eksi X olan anyondan da küçüktür arkadaşlar. Evet. Çekirdekteki tanecik sayısı. Çekirdekteki tanecik sayısı proton sayısı ve nötron sayısıdır arkadaşlar. Toplam tanecik sayısı diye ifade edilirse bize toplam tanecik sayısı da proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısının üçünün toplamına biz toplam tanecik diyoruz. Bir atomdaki tanecik sayılarıyla ilgili ifade gelirse karşımıza arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şurada iyon oluşurken taneciğin durumunu inceleyeceğiz. İyon oluşumu sırasında çekirdeğin çekim kuvveti değişmez. Bakın proton sayısı değişmediği için çekirdeğin çekim kuvveti değişmez. Ee, ama e, diğer durumlara bakalım. Proton sayısı değişmez e, iyon oluşurken. Nötron sayısı değişmez çünkü çekirdekte de bir değişim olmaz. Kütle numarası değişmez. Çekirdek yapısı değişmez. Çekirdek çapı değişmez. Elektron sayısı değişir. Artabilir de, azalabilir de. E, toplam e, tanecik sayısı değişir çünkü elektron sayısı değiştiği için bu da değişir arkadaşlar. Fiziksel özelliği kesinlikle değişir. Çünkü elektron alma ve verme işlemlerinde hem fiziksel hem de kimyasal özelliği değişir arkadaşlar. Çapı kesinlikle değişir. Artabilir de azalabilir de arkadaşlar. Şimdi burada e, potasyum 39 ve 19 artı yüklü bir iyonumuz arkadaşlar. Bunun e, boşluklarını hemen dolduralım. Atom numarası 19, proton sayısı 19, çekirdek yükü artı 19, kütle numarası 39. Nükleon sayısı e, kütle masası eşit olduğu için 39 arkadaşlar. Elektron sayısı bakın bir tane verdiği için 18'di nötr hali. 10, 19'du. Bir tane gitti 18 kaldı arkadaşlar. Nötron sayısı 39'dan 19 kalsanız 20. İyon yükü de artı 1'dir arkadaşlar. Çekirdekteki tanecik sayısı. Çekirdekteki tanecik sayısı proton sayısı ile nötron sayısıydı. O zaman ne olacak? 39 olacak arkadaşlar. Toplam tanecik sayısı deyince 39'a ne yapıyoruz? 18'i ekleyerek e, buluyoruz arkadaşlar o da ne yapar e, 57. Evet şimdi diğer sayfamıza geçiyoruz atom modellerine geldik arkadaşlar. Şimdi atom modellerine baktığımız zaman bu kavram e, arkadaşlar atom modellerinin tarihsel gelişimine şöyle bir bakalım. Önce Dalton atom modeli. Dalton atom modeli bir bilge. Bilyeyi biliyorsunuz. Bilyeye benzeteceğiz arkadaşlar. Tüm maddeler atom adı verilen ve bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur diye söylemiş. Ama bu günümüzde geçerli değil arkadaşlar. Günümüzde ee, e, atomlar bölünüyor arkadaşlar. Radyatif atomlar parçalanıyor biliyorsunuz. Atomlar içi dolu yüksüz ve kürelerdir diyor. Zaten bilyeye o yüzden benzettik. Günümüzde işte atomun büyük bir kısmının boşluklu olduğu için bu da geçersiz arkadaşlar. Bir elementin tüm atomları özdeştir arkadaşlar. Günümüzde izotop atomlar var. Bu aynı elementin nötron sayıları farklı olan atomları var. İzotop atomları onlar arkadaşlar. Bu da geçersiz şu anda. Farklı element atomları birbirine farklıdır. Bu hala geçerlidir. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü bakır atomu ile altın atomu aynı değil, farklı arkadaşlar. Elementler bileşik oluştururken atomlar tam sayılar ile ifade edilen sabit bir oran var bile bileşikler. Bu da katlı oranları ifade eder. Şimdi tamsın atom modeline gelelim. Thomson atom modeli üzümlü kek. Bakın, yukarıdakini bilye benzettik. Bunu da üzümlü keke benzetiyoruz arkadaşlar. Atom nötrdür yani proton sayısı elektron sayısı eşit olacak. bir Bu nedenle atomun yapısında bulunan negatif yüklü tanecikler yani elektronlar eşit sayıda pozitif yani proton yüklü tanecikler bulunur arkadaşlar. Atomun çapını arkadaşlar, 10 üzeri eksi 8 santimetre olarak bir küredir arkadaşlar. bu da çaptan bahsediyor atomun çapından bahsediyor ve 10 üzeri eksi 8 santimetre olarak söylüyor. Elektronun kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu için atomun kütlesinin büyük bir kısmını proton oluşturur. Evet, elektronların yükler e, yükünün e, kütlesinin küçük olduğunu e, ve e, burada protonlardan e, kütlenin protonlardan oluştuğunu ifade ediyor. Nötronları hiç bahsetmiyor arkadaşlar. Thomson e, atom modeli üzümlü keke e benzetilir ve kekin ana hamuru protonları rastgele serpilmiş üzümlerde elektronunu temsil eder. Arkadaşlar atom pozitif ve negatif yüklerin homojen olarak dağıldığı iddiası günümüzde geçersiz bir durumdur. Rutherford atom modeli. Bakın bir deney yapmıştır Rutherford. Ee, nedir? Alfa taneciğini altın metal, ince bir altın metalin üzerine gönderiyor ve gönderdiği zaman ondan ışımaların sapmalarına göre bir atom modeli geliştiriyor arkadaşlar. Bu o, sapmalara göre bir atom modeli oluşturuyor. Şimdi atom kütlesinin %99,9'undan fazlası atomun merkezinde diyor. Yani çekirdekten bahsediyor bu. Kütlenin büyük bir kısmıdır çekirdekte diyor. Ve çok küçük bir bölgede toplanmıştır. Bu bölge çekirdek ifadesi verilmiştir. Rutherford atom modeli çekirdekli atom modeli olarak da bilinir arkadaşlar. Merkezde pozitif yüklü çekirdek, kalan hacim içinde çok hızlı hareket eden ve pozitif yüklü taneciklere protonlara eşit sayıda da negatif yüklü tanecikler yani elektronlar bulunur diyor. Yani çekirdeğindeki artı yüklere karşılık etrafında dağılan elektronlar da eşit sayıdadır ve atom nötrdür diyor. Pozitif yüklü tanecik sayısı atomlardan atomdan atoma farklılık gösterir. Yani buradan protonlardan bahsediyor ve farklıdır diyor. Her atom elementi ki farklıdır diyor. Çekirdek çapı yaklaşık diyor 10 üzeri -12 ile 10 üzeri -13 santim yani çekirdeğin çapında ilgili bilgi veriyor bize. Atom çapı yaklaşık 10 üzeri 8 santimetre. bunu tamısını söylemiştir arkadaşlar. Çekirdeğin çapı atomun çapına yaklaşık 1 bölü 100 bin kadar bir oran vardır aralarında. Atom boşluklu yapıya sahiptir. Şimdi Rutherford elektronların dağılımını ve hareketini açıklayamamıştır. Rutherford atomun çekirdeğinde protondan başka kütlesi yaklaşık protonun kütlesine eşit ve yüksüz taneciklerin bulunduğunu söylemiştir. Ancak ispatlayamamıştır arkadaşlar. Ispatlayamadığı için bunun öğrencisi Radrof'un öğrencisi olan Ketwick nötronun varlığını deneysel olarak ispatlamış ve nötronu bulan kişi olarak da İtalya'ya e, geçmiştir arkadaşlar. Şimdi gelelim e, burada arkadaşlar bor atom modeline. Şimdi bor atom modeline baktığımız zaman ee, çekirdekten bahsetmiştir Rutherford ama elektronların nasıl hareket ettiğini ifade edememişti. Rastgele dağılmıştı demişti. Bohr ise bunun üzerine çalışma yapmış. Borun hidrojeni e, arkadaşlar e, hidrojen proton sayısı 1 ve elektron sayısı 1 olduğu için atomu içinde Geliştirdiği bir modeldir. Sadece tek elektronlu tanecikler için geçerlidir. Yani hidrojen bir elektronlu biliyorsunuz. Dötr halde, helyum artı bir bir elektronu var. Lityum artı ikinde bir elektronu var arkadaşlar. Bunlar için geçerlidir. Şimdi burada elektronlar çekirdek etrafında belli değerli yörüngelerde bulunur. Yani yörüngelerden bahsediyor, katmanlardan bahsediyor arkadaşlar. Çekirdek etrafında daireler var diyor, belli enerjiye sahip. Bu yörüngenin enerjide düzeyi ya da enerji katmanları denir. Katmanlar merkezde atom çekirdeği olmak üzere içten dışa doğru birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge şeklinde numaralandırılır. Ya da bunlar harf olarak da ifade edebiliriz. K, L, M, N harfleriyle belirtebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada gösterdik. Şekilde baktığımız zaman, şekilde gözüküyor. Çekirdek, birinci yörünge N1, K, ikinci yörünge N2, L, üçüncü yörünge N3, M, dördüncü yörünge N4 ve N harfiyle ifade edilir. Çekirde en yakın enerji düzeyinde n eksi n eşittir 1 bulunan elektron en düşük enerji sahiptir. Yani çekirde yakın olan katmanın enerjisi en düşüktür. Yukarı doğru çıktığı zaman ne olur? Enerjisi artar. Enerji düzeylerinde yerleşebilecek elektron sayısı sınırlıdır. Yani her yörünge belli bir sayıda elektron taşıyabilir. Bir enerji düzeyinde bulunabilecek maksimum elektron sayısı 2 en kare formülü hesaplanır arkadaşlar. En eşit, enerji düzeyi ile ilgili. Birinci katman K sembolü ifade ediliyor biliyorsunuz elektronu taşıyabileceği maksimum elektron sayısı 2. İkinci katman arkadaşlar 2 katman sayısı ve L harfiyle ifade ediliyor ve 2 çarpı 2'nin karesi 8. Üçüncü katmamız 3 ve M harfiyle sembolize edilir. 2 çarpı 3'ün karesi 9 ve 2 ile çarparsanız 18 etti gördüğünüz gibi. Dördüncü katmanımız ve N harfiyle ifade edilir ve 2 çarpı 4'ün karesi 16 2 kere 16 32'dir arkadaşlar. Şimdi elektronla bir dış etki olmadıkça çekide en yakın ve enerjisi en düşük katmanlara yerleşirler. Çünkü en kararlı hal en düşük enerjili haldir buna atomun temel hali denir. Yani elektronlar enerjisi en düşük olan yerden itibaren yerleşirler. Atoma elektron en az iki enerji düzeyi arasında geçişini sağlayacak kadar enerji verilirse, yani birinci katman ile ikinci katman arasındaki bir elektron, birinci katmandaki elektrona enerji verirseniz, ikinci katmana yetecek kadar enerji verirseniz, ikinci katmana geçer diyor. Yani elektronlar enerji absorbelerek daha yüksek enerjili düzeylerinden birine geçer. Buna atomun uyarılmış hali denir biz enerji verdiğimiz elektron bir üst enerji seviyesine çıkar arkadaşlar. Atoma enerji verme işlemi sonlandırılırsa elektron yüksek enerji düzeyde kalamaz. Aldığı enerjiyi ısı ve ışık olarak çevreye verir ve temel hale geri döner. Bunu, bu da ne yapar? Aldığı enerjiyi yayınlama işidir arkadaşlar. Ee, emisyondur bu da. Atomun temel hali kararlıdır. Uyarılmış hali ise kararsızdır. Elektron tekrar eski haline geri geçer arkadaşlar. Şimdi buradan atomun spektrumlarına şöyle bakarsak bor atom modeline göre bir elektron bir elektron yeteri kadar enerji alırsa düşük enerji düzeyinden daha yüksek bir enerji düzeyine geçebilir. Enerji absorplama diyorduk biraz önce söylemiştik. Yüksek enerji düzeylerine uyarılmış bir elektron da ışık yayarak daha düşük bir enerji düzeyine geçebilir. Bu olayda emisyon enerji yayınlama olarak da ifade edilir arkadaşlar. Yani burada çekirdek gördüğünüz 3 tane yörüngeli bir e, atomu çizdik. Birinci enerji düzeyinden ikinci enerji düzeyine ne yapıyor? Elektron geçerken enerji alıyor. E, ama 3'teki e, e, elektron 1'e geçerken enerji yayınlıyor. Işık bir prizmadan geçerek renklere ayrıldığında çizgi yapılı seriler oluşturur. Buna görüntüye e, bu görüntüye spektrum adı verilir arkadaşlar. Spektrum dediğimiz olay e, şu farklı elementlerin atomları enerji alarak uyarıldıktan sonra temel hale geçerken o elemente özgü renklerde ışınlar yayımlar. Bu ışınlar bir prizmadan geçirildiğinde atom spektrumları oluşturur ve her atomun kendine özgü spektrumu vardır arkadaşlar. Elektromanyetik spektrumlardır bunlar. Onları ifade ediyoruz. Şimdi elektromanyetik spektrumun insan gözü tarafından algılanabilen aralığına görünür bölge denir. Ee, dalga boyu 400 ile 700 nanometre arasında bir e, ışınlardır arkadaşlar. Görünür bölge olarak ifade edilir. Şu anda hidrojen atomunun e, arkadaşlar üstteki absorpsiyon e, spektrumu, alttaki de emisyon spektrumudur. Bakın. Absorpsiyon e, spektrumunda e, siyah olan çizgiler dikkat edin. Ee, Emisyon da ise onlar renkli gördüğünüz gibi yani yayımlıyor o ışınları ne yapıyor ee, o ışınları veriyor bir atom hangi dalga boyunda ait ışığı soğurmuş ise aynı dalga boyunda ait ışığı da ne yapar yayımlar Bor atom modeli çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklamada yetersiz kalmıştır arkadaşlar modern atom teorisine bulut modeli denir buna göre bir atomda elektronların bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgelere orbital e, elektron bulutu denir. Modern atom teorisi elektronların hareketini açıklaması bakımından oldukça önemlidir. Katman elektron dağılımları kurallarımız var arkadaşlar. Bu kurallar elektronlar enerjisi en düşük katmandan yani en içten başlayarak yerleşir. Her bir katmandaki elektron sayısı 2n kara formülüyle. Belirlenerek en üst sınırı aşamaz. Yani iki en kare formülüne sayısından daha fazla elektron bulunamaz, bulunmaz arkadaşlar orada. Diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi diğer özelliklerine söyleyeyim. İlk 20 elementin atomlarında hiçbirinin son katmanda 8'den fazla elektron bulunmaz. 8'den fazla bu koyamayız arkadaşlar. Eldeki elektron sayısı 8'den fazla ise yeni bir katmana o fazlalık ne yapar? Eklenir arkadaşlar e, ikisi bu dış katmana yerleştirir ve artanlar iç katmana girer. Bir iç katman dolmadıkça en dış katmandaki elektronlar sayısı 2'yi aşamaz. Şimdi mesela sodyumu alalım. Sodyum biliyorsunuz 11. 11 tane elektron var. 2, 8, 1. Bakın birinci katmanda 2, ikinci katmanda 8 ve üçüncü katmanda 1 elektron olduğu şekilde yerleştirdik. Mesela kükürt 16, 2, 8, 6 arkadaşlar. Birinci katmanda 2, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda 6 tane. E, kalsiyum 20, 20 tane. Birinci katmanda 2, iki, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda e, normalde 10 gelmesi lazım ama onu biz ne yapıyorduk? Yukarıda demiştik ya son katmanda 8'den fazla olamaz. O yüzden 8, o e, onu 2'ye parçalıyoruz. 8, 2 şeklinde dağıtıyoruz ve bu şekilde elektronları dağıtmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer sayfaya geçiyorum. Şimdi atomu bitirdik arkadaşlar. Periyodik cetvele geldik. Periyodik cetvelimizde günümüzde bilinen 118 tane elementin tek tek özelliklerini öğrenmek yerine elementleri belli özelliklerine göre gruplandırarak öğrenmek daha kolaydır arkadaşlar. Birçok bilim insanı da böyle düşünerek çalışmalar yapmıştır. Günümüzdeki periyodik tablo en yakın tablo Julius Lothar Meyer ile Dimitri Ivanovich Mendeleev'in çalışmalarına dayanmaktadır arkadaşlar. Dimitri Ivanovich Mendeleev 1860 yıllarında bilinen 63 tane elementi artan atom kütlesine göre sıralamış ve bu sıralamada elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tekrarladığını fark ederek aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Bakın şu tabloyu inceleyelim şimdi. Bu tabloda bu Dimitri Mendeleev'in yapmış olduğu bir çalışma arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane grup ayırmış. Ve bunlara bunların elementleri birinci grup elementleri demiş. ikinci grup elementleri diye böyle sıralamış yukarıdan Bakın bazı yerlerde boşluklar var. Onları da o zaman bilinmeyen elementlerdi. onları da yerine boş bırakmış. Şimdi Mendeleev'in periyodik tablosundaki asıl başarısı henüz keşfedilmemiş olan bazı elementlerin atom küllerini fiziksel ve kimyasal özelliklerini tahmin ederek yerlerini boş bırakmış. Mendeleev'in en büyük yanılgısı ise elementlerin özelliklerinin atom kütlelerine bağlı olduğunu düşünmesidir arkadaşlar. Atom kütlesine değil günümüzde atom numarasına göre olacak arkadaşlar. Ondan sonra gelen bilim insanımız Henry Moseley. E, Moseley X ışınları ile yaptığı deneyde Atom numarası 13 olan alüminyum ile atom numarası 79 olan altın arasında olan elementlerin atom numaralarını bulmuş ve elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerin atom numarasına bağlı olduğunu deneysel olarak göstermiştir arkadaşlar. Kimyasal özellikler atomun elektron dizilimi ile ilgilidir. Moseley periyodik sistemi artan atom numaralarına göre düzenlemeyi önermiştir ve ona göre yapılmıştır arkadaşlar. Günümüzdeki periyodik sistemde artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir. Bu düzenlemede benzer kimyasal özellikler olanlar aynı düşey sütunlara yerleştirmiştir. Şimdi modern periyodik sisteme geldiğimiz zaman modern periyodik sistemde arkadaşlar modern periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre sıralanır. Modern periyodik sistemde elementlerin sembolleri atom numaraları ile birlikte gösterilmektedir. Periyodik sistemdeki yatay sıralara periyot denir ve periyodik sistemde 7 tane periyot vardır. 1. periyotta 2 element, diğer periyotlarda ise yani ikinci periyotta 8, 3. periyotta 8, 4. periyotta 18, 5. periyotta 18, 6'da ıı, 32 ve 7'de 32 elementten oluşur arkadaşlar. Birinci periyot dışındaki periyotlar bir alkali metal ile başlar. Birinci periyodumuz hidrojenle başlar. Yani metal değildir hidrojen. O yüzden e, birinci periyodumuz metalle başlamaz. Ve bir soygazla, soygaz ile biter. Altıncı ve yedinci periyotların 14 e, eğer elementi periyodik sistemin alt kısmında yer almaktadır e, arkadaşlar. Bunları da ve bunlara biz lantanit ve aktinit grupları diye ifade ediyoruz. Gelelim benzer dış katman elektron dizilime sahip olduğu için benzer fiziksel ve kimyasal sahip olan elementlerin bulunduğu dikey sütunlara grup denir. Bakın grup. Gruplar iki şekilde adlandırılır. Birincisi Amerikan uygulaması ile yani A, B harfleri ile rakam ile Roma rakamı ile adlandırma ya, diğerleri diğer ise UPAC yani International Union of Pure and Applied Chemistry e, diye bir e, kimya grubu vardır. Onların e, isimlendirmesi de birden 18'e kadar grup numarası, numarası verilir arkadaşlar. Örneğin periyodik sistemde 3A grubu elementimiz 10, yupak'a göre 13. grup. 3B grubu elementimiz 3. gruptur arkadaşlar. Yupaka göre 3. gruptur. Periyodik tabloda Amerikan uygulamasına göre 8 tane A, 8 tane B grubu elementi ve toplamda 18 tane düşey sütun vardır arkadaşlar. Evet şimdi buradan bazı gruplarımızın isimlendirmesi de var arkadaşlar. A grubu elementlerimize ana grup ya da baş grup elementleri de denir. B grubu elementlerimizde geçiş metalleri de, de denir arkadaşlar. Grupların bazılarının özel adları vardır. Bunları bilmemiz lazım. Bunlar önemlidir. Bir A grubuna arkadaşlar alkali metaller denir. 2 A grubuna toprak alkali metaller denir. Ondan sonra 3 A grubuna toprak metali denir. 4 A grubuna karbon grubu denir. 5 A grubuna azot grubu denir. 6 A grubuna kalkojenler yani oksijen grubu denir. 7 A grubu halojenler yani tuz yapanlar. 8 A grubunda soy gazlar, asal gazlar ismi verilir arkadaşlar. B grubu elementlerimize de geçiş metalleri ya da e, alttaki arkadaşlar lantanit ve aktinit gruplarında iç geçiş metaller olarak ifade edilir. Şimdi periyodik cedvele şurada baktığımız zaman işte burada görüyor 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 7 A, 8 A ve isimler de orada yazılmış arkadaşlar. Şimdi gelelim katman elektron dizilimiyle grup ve periyotlar bulma. Şimdi biz elektron dağılımı yaptıktan sonra periyodik yerini yerinde bulabiliriz arkadaşlar. Nasıl buluruz? Bir elementin periyodik çatıdaki yeri bulunurken proton sayısına bakılır. Proton sayısının nötr e, proton sayısı nötr atomda elektron sayısına eşittir. Buna göre elektron dizilim yapacağız. Katman sayısı periyot numarasını verir. Son katmandaki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı ise grup numarasını verir arkadaşlar. Atomun proton sayısı kullanılarak katman elektron dağılımı yapılır. Bakın bu çok önemli. Ee, şimdi iyonik yapılı atomlarda sakın e, ona hataya düşmeyin. E, atom numarasına göre periyot derecelerini yerine bulacaksınız. Son katmanı sayısı periyot numarası. Son katmanı elektron sayısı. Değerlik elektron sayısında yani grup numarasına eşittir. Katmanlar 1, 2, 3 gibi ya da KLM harfleriyle ifade edilir. Ya yani da elektronlar katmanlara en düşük enerji seviyeli. Birinci katman K'dan başlayarak sırasıyla yerleşir. Ve her katmanda bulunabilecek en fazla elektron sayısı 2N kare formülüyle yapmıştık arkadaşlar. Şimdi buradan mesela şu alabilecek maksimum sayılarını bir daha gösterelim. Birinci katman iki tane, ikinci katman 8 tane, üçüncü katmanımız 18'in on sekizden dördüncü katmanda otuz tane varsa elektron alabilir. Şimdi atom varsa 20'ye kadar olan elementlerin katman dağılımında mesela iki, sekiz, sekiz, iki şeklinde elektron dağılımı yaptık. Bu dördüncü periyot arkadaşlar. 2A grubu değil mi? Dördüncü periyot. 2A grubu olduğunu hemen ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Şimdi şurada bir uyarımız var. Uyarımızı da şöyle bir hatırlayalım. Elementlerin periyodik cetveldeki yerleri soy gazların atom numaralarına bakılarak belirlenebilir. Yani periyot atom numaralarına göre de biz ne yaparız? Onların yerlerini söyleyebiliriz. Mesela birinci periyodumuz 2 ile biter atom numarası. İkinci periyodumuz 10 ile. Üçüncü periyodumuz 18 ile. Dördüncü periyodumuz 36. Beşinci periyodumuz 54. Yedinci periyodumuz 86 ve 6 altıncı periyodumuz 86 ve yedinci periyodumuz 118 arkadaşlar. Buna göre biz onlara göre de ne yapabiliriz? Yerini tahmin edebiliriz. Şimdi mesela... E, helyumda, helyumun Son katmada 2 elektron bulunmasına rağmen soğuk gaz olduğu için 8A grubunda bulunmaktadır. Buna da çok dikkat edeceğiz. Elektron dağılımı 2'dir. D arkadaşlar. değerli elektron 2 ama 1. pilot 8A grubundadır. Buna da çok dikkat edelim. Bunu bize e, e, ne yapıyorlar? E, tuzak olarak soruyorlar arkadaşlar. Bir elementin son katmanlarında bir önceki periyodundan soy gazından atom numarası mesela bir fazla ise 1A grubundadır. 2 fazla ise 2A grubundadır. Ya da aynı periyottaki soy gazın atom numarasından eksikleri söylüyorum şimdi. Mesela e, nedir? E, soy gazdan bir eksik ise e, nedir arkadaşlar? E, 7A grubu, 2 eksikse 6A grubu, 3 eksikse 5A grubu, 4 eksikse 4A, 5 eksikse 3A grubu şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan blokları tanımak amaçlı verilmiş gruba göre bloğu bulma. Yani biz elementlerimizin 1A, 2A grubu nedir? S bloku. 3A ile 8A'ya kadar olanlarımız P blok arkadaşlar. Ve 3B'den 1B'ye kadar olanı D blok olarak da ifade ediyoruz. Elektron dağılımında ona baktığımız zaman arkadaşlar. Şimdi gelelim şu sayfamızda evet. Burada da et etkinliğimiz var. Etkinliğimizi şöyle göstereyim. Buradan hidrojenin katman elektron dağılımı, değerlik elektron sayısı, grup numarası ve periyodu mesela buradan baktığımız zaman mesela flor'a bakalım. Flor 9, 2 7 şeklinde elektron dağılım var. Eee değerlik elektron sayısı 7'dir arkadaşlar ve 7A grubundadır ve 2. periyottadır. 2 tane katman olduğu için. Mesela magnezyum 2 8 2 şeklinde. Eee değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısı olduğu için 2'dir ve grup numarası 2'dir. 2A grubudur ve 3. periyottadır arkadaşlar. 3 tane katman olduğu için 3. periyot. Bir de şöyle alttakilerden bakalım. Mesela potasyum 2 8 8 1 e, ee, arkadaşlar değer, e, bunun değerlik elektronik sayısı 1 e, hangi grupta 1A grubunda ve kaçıncı e, periyotta e, 4 tane katmalı için 4. periyottadır arkadaşlar. Evet. Şimdi Gelelim elementlerin sınıflandırması. Periyodik cetveli gördük. Biliyorsunuz periyodik cetvel elementlerden oluşur. O zaman elementlerin özelliklerini şöyle e, gözden geçirelim. Elementler metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere 4 ana gruba ne yapılır? E, ayrılır arkadaşlar. Metallerimiz periyodik tabloda hidrojen hariç tüm 1A grubu elementlerimiz, tüm 2A grubu elementlerimiz, tüm B grubu elementlerimiz, 3A'da alüminyum, kalyum, indiyum, talyum. 4 A'da kalay ve kurşun, 5 A'da ise bizmut arkadaşlar bunlar ve lantanit ve aktinit grubunun tamamı metaldir. E sonra civa hariç hepsi oda koşullarında katı haldir. Civamız sıvı haldir arkadaşlar. Kendilerine özgü parlak, parlaklık gösterirler. İşlenebilirler yani tel ve levhane gelebilirler. Isı ve elektriği iyi iletirler. Kimyasal de elektron ver, vererek pozitif yükle e, yüklenirler. Yani genellikle bileşik yaparken onlar pozitif yük alır. Negatif yük alamaz arkadaşlar. Bunu da özellikle söyleyelim. Ametaller yünük bileşik oluştururlar. Erime ve değişken olmakla birlikte genellikle yüksektir. Çok sert olabildikleri gibi yumuşak da olabilir arkadaşlar. Gelelim e, ikinci grubumuz yani ametaller. 1A grubunda hidrojen, 4A grubunda karbon, 5A grubunda azot, fosfor, 6 akumda oksijen kükürt, ee, selenyum, 7 akumda fluor, klor, brom ve iot bunlar ametaldir arkadaşlar. Maddeler erime ve kaynakları e, genellikle düşüktür, kırılgandırlar, çabuk kırılırlar. Elektrik akımını iletmezler ama grafit hariç arkadaşlar. Grafit e, biraz da olsa iletiyor arkadaşlar. Genellikle moleküler yapıda bulunurlar. Yani O2, N2, H2 şeklinde molekül yapıda bulunurlar metallerle tepmesinde elektron alarak eksi yükle yüklenir ve kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar. Hem pozitif hem de negatif yükle alabilirler. Flor daima e, eksi bir değerlik alır, başka bir değerlik almaz. O da koşulları katı sıvı gaz ya da e, gaz halde bulunur arkadaşlar. Mesela karbon, kükürt, iyot, fosfor, katı, brom sıvı, azot, oksijen, flor, klor da gaz haldedir. Gelelim yarı metallere arkadaşlar. Yarı metal bazı özellikleri metallere, bazı özellikleri de ametallere benzeyen elementlerdir. Bor, silisyum, germanyum, arsenik ve antimon arkadaşlar polonyum, tellur bunlar yarı metallerdir arkadaşlar. Tümü oda koşullarında katı haldedir. Orta derecede iletkendirler. Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir. Kendi alanda ve ametallerle kovalent bağlı bileşik oluştular. Elektrik devreleri ve mikser çiplerinde led lambalarda kullanılır arkadaşlarım geldik. Son grubumuz asal gazlar, soy gazlar yani. 8A grubu elementlerdir. Helyum, neon, argon, kripton, ksenol, radon ee, arkadaşlar. Bunlar ee, soy gazlarımızdır. O gene son, son. Soy gazımız da o gene sondur arkadaşlar. Kimyasal tipmelere girme isteği olmadığı için bu gazlara asal gaz denmiştir. Kararlı yapıya sahiplerdir. Özel koşullarda bazı üyeleri fluor o2 ile bileşik oluşturabilir. Özel koşullar bakın bunlar çok özel koşullardır. Her zaman olmaz. O da koşullarında gaz halinde bulunurlar. Erime ve kaynama çok düşüktür arkadaşlar. Bunlar da soy gazlarımızın özellikleri. Şimdi geldik arkadaşlar. E, Perilik e, sistemde elementlerin fiziksel ve kimyasal aynı periyotta ve aynı grupta oldukça düzenli bir değişim gösterir. Bu özellikteki düzenli değişimler element atomlarının özellikleriyle en dış katmanlardaki elektron dağılımına bağlı olarak açıklanabilir. Yani değerli elektron sayılarıyla ilgilidir arkadaşlar bu. Dış katmanlardaki elektron sayıları birbirine komşu olan elementlerde periyodik olarak değişken, değişken, ee, değiştiğinden atomların yer çapı, yoğunlaşma enerjileri, elektron ilgileri, elektronik metalik ve ametalik özellikleri gibi çok özelliklerde periyodik olarak değişmektedir. Atomların büyüklüğü ve atom e, yarıçapı arkadaşlar atom yarıçapına tek bir tanım yapmak imkansız yani tek bir e, tanımla atom çapı ile gibi bir şey söylemeyiz atom yarıçapı farklı yöntemlerle belirlenirse periyodik tabloda genellemeler yapmak için çok kullanışlıdır atom yarıçapının çapının ile dış katman elektronları arasında çekim kuvveti tarafından belirlendiğini unutmamak gerekir. Şimdi arkadaşlar aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe katman sayısı en değişmediğinden yeni elektronlar hep aynı katmana girer. Aynı katmanda elektronların itmesinden atom hacmine etkisi azdır. Ve bundan dolayı proton sayısı arttığından çekirdeğin çekim kuvveti artacaktır. Böylece en dış katmandaki elektronlara Uygulanan etkin çekim kuvveti artacağına atom yarıçapı azalır arkadaşlar. Aynı periyotta soldan sağa giderken atom yarıçapı azalır. Aynı grupta ise yukarıdan aşağı doğru gidildikçe katman sayısı en sayısı buna bağlı olarak elektronun bulunacağı bölgenin hacmi de artar, en sayısı artar arkadaşlar. Yani katman sayısı artar. Katmana giren elektronlar iç katmadaki elektronların tarafından Dan etkisi az daha çekilir ve katman hacmi artar. Katman hacmi arttığı için de atom çapı artar arkadaşlar. Proton sayısı arttığında çekilen çekim kuvvetleri artar. Böylece katman sayısındaki artışla birlikte elektronlara uygulan etkin çekim kuvveti azalacağı için atom yarıçapı çapı artar arkadaşlar. Bunu şöyle ifade edelim. Bakın ben bunu kardan adama benzetiyorum. Kardan adamın kafası, gövdesi, ayakları yani yukarıdan aşağı çap büyüyor. Ama bir havuç takıyoruz burnuna. Ee, arkadaşlar soldan sağa aynı periyotta havuçun ucuna doğru gittikçe ne oluyor? Atom çapı küçülmüş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebiliriz. Aynı periyotta soldan sağa doğru atom yarıçapı küçülür. Aynı grupta yukarıdan aşağı atom çapımız büyür arkadaşlar. Periyodik e, periyodu büyük olan atomun çapı genellikle daha büyüktür. Bunu da unutmayalım. İşte periyodik cetveli şöyle gösterdiğimiz zaman burada arkadaşlar e, genellikle atom çapının artışını ifade ediyoruz. Evet şimdi e, burada periyodik sistemde farklı gruplarda elementlerin iyon büyüklükleri. İyon büyükleri arkadaşlar aynı gruptaki yukarıdan aşağı doğru indikçe elementlerimizin atom yarıçapı ve iyon yarıçapları karşılaştırması. Mesela lityum 1A grubunda 68 pi pikometre. E, sodyum artı bir 95 beş pikometre bakın. Potasyum artı 1 133 pikometre. Yani yukarıdan aşağı gördüğünüz gibi artıyor. 7A e, grubundaki elementlerinize bakarsanız e, flor 136 pikometre, klor 181 pikometre, brom 195 pikometre, iot 216 yukarıdan aşağı yine artmış arkadaşlar. Farklı gruplarda elementlerin iyon büyüklüklerini karşılaştırabilmek için iyonların izoelektronik dağılımlarının aynı olmaları gerekmektedir arkadaşlar. İzoelektronik akatyon ve anyon arasındaki izoelektronik yani elektron sayıları eşit olan atomlar arkadaşlar bunlar. Elektron sayıları eşit olduğu proton sayısına bakacağız. Proton sayısı çok olan çapı küçüktür arkadaşlar. İşte şurada sodyumla kulura baktığımız zaman ikisinde 16 tane elektronu var. Ama protonda 11 tane nötron olduğu için çapı küçük. Bakın 95 pikometre. florun ise arkadaşlar 136 pikometre. Yani florun elektron sayısı e, şey proton sayısı küçük olduğu için daha hacmi büyük oldu arkadaşlar. İzo elektronlarda proton sayısı e, az çok olan çapı küçük, az olan çapı büyüktür arkadaşlar. Evet, bunları yoğunlaşma e, iyonlaşma enerjisine geçiyoruz. İyonlaşma enerjisi. Atomlar a, elektronlarını kendiliğinden dışarıya vermezler arkadaşlar. Elektron atom çekirdeğindeki pozitif yükler tarafından çekilir. Ve elektronları koparmak için bu çekimden kurtaracak kadar bir enerji gerek vardır. Katı sıvı fazla atomlar birbirlerine yakın olduğundan bir atomun elektronun komşu elektronlardan elektronlarından veya çekirdeklerinden etkilenir. Eğer bir atomdan elektronları koparmak için gereken minimum enerji ölçülmek istenirse bu, bu etkinlikle etkilemelerin ihmal edilebilir düzeye getirmek için atomlara gaz fazına getirmek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden gaz fazında olması lazım bizim atomumuz. İyonlaşma enerjisi gaz fazında bulunan temel haldeki bir atomdan elektronları birer birer koparmak için gereken minimum enerjidir. İyonlaşma enerjisinin tanımına göre gaz halindeki bir atom için bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji birinci iyonlaşma diyoruz. Mesela X gaz halde gördüğünüz gibi bir enerji vermişiz. Birinci iyonlaşma enerjisidir bu. Ve X'ten bir elektron koparmışız ve X artı 1'e dönüşmüştür arkadaşlar. Şimdi bu X artı 1 yüklü iyondan bir elektron koparmak için ise yine enerji ihtiyacımız var. İkinci iyonlaşma enerjisi diyoruz buna. Bakın artı 1 yüklü gaz fazında bir enerji yine veriyoruz. İkinci elektronu koparıyoruz. Buna da ikinci iyonlaşma enerjisi 2 diyoruz artı 2 yüklü iyondan bir elektron daha koparmak istersek arkadaşlar bu soruda 3. iyonlaşma enerjisi diyoruz. Bu şekilde artık bir atomda kaç tane elektron varsa hepsini koparabiliriz arkadaşlar. O kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Yani iyonlaşma enerjisi 1 2 şeklinde onu ifade edebiliriz. Mesela x katı enerji ve x gaz enerji e, bu arkadaşlar e, enerji birinci iyonlaşma enerjisi değildir. Çünkü hal değişimi enerjisi ile birinci iyonlaşma enerjisinin toplamıdır. Yani maddemiz gaz fazla değil katı halde olduğu için. X gaz enerji ve X artı 2 2 elektron. Bu da ikinci yoğunlaşma enerjisi değildir. Neden? Birinci ve ikinci yoğunlaşmanın enerjinin toplamıdır. Çünkü 2 elektron çıkmış. 1 elektron çıkması lazım. Birinci yoğunlaşma enerjisini ifade etmek için. Şimdi her bir atom için atoma ait bir sonraki yoğunlaşma enerjisi bir öncekinden daha büyüktür. Yani bir atoma ait yoğunlaşma enerjisi ie 1 küçüktür 2den yani yoğunlaşma enerjisi 2'den yoğunlaşma enerjisi 3'ten ve sonuncusu hepsinden daha büyüktür arkadaşlar. Bu şekilde artış gösterir. Şimdi elektron başına düşen çekim kuvvetimiz ne oluyordu? E, artıyordu. Çünkü elektron sayısı azalıyor gittikçe arkadaşlar. Elektron sayısı azaldığında elektron başına çekim gücümüz artar. Bundan dolayı da IE1 küçük, IE2 daha büyük, IE3 daha da büyüktür arkadaşlar. Şimdi şu örneği incelediğimiz zaman burada dört tane yoğunlaşma nesi verilmiş yoğunlaşma enerjisine baktığımız zaman berilyumun 4 tane birincisi birinci yoğunlaşma 900, ikinci yoğunlaşma 1757, ikinci yoğun, üçüncü yoğunlaşma 14840 ve dördüncüsü de arkadaşlar 21000 bakın gittikçe büyüyor gördüğünüz gibi. Lityum ise 3 tane vermiş. Dördüncüsü yok. Neden? Çünkü 4 tane elektronu yok arkadaşlar. Birincisi 520, ikincisi 7300 ve üçüncüsü de 11815 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli artmış. Şimdi aynı grupta bulunan elementler grup numarasına eşit sayıda elektronlarını e, arkadaş atomların değerlik elektron sayılarını kaybettikten kaybetikten yani sığaz elektron düzeyine ulaştıktan sonra koparılacak elektronlar artık bir alt enerji düzeyindedir. Alt enerji düzeyindeki elektronlar çekirdeğe daha yakın olduğundan çekirdek etrafında daha fazla çekilir ve böylece yeni bir elektron koparmak çok daha büyük bir enerji gerekir. Yani soy gaz yapısında elektron koparmak daha da büyük e, artar arkadaşlar. Ondan dolayı biz elementlerimizin şu anda şu grafiği incelediğimiz zaman soy gaz yapısında gelen atomlarımızın e, e, yoğunlaşma enerjisi daha fazla olur arkadaşlar. Mesela grafiği incelediğimizde helyum e, A grubunun en yüksek enerji seviyesi sahiptir. Neon 2. periyot elementlerimizin en yüksek enerjisine sahiptir. Birinci iyonlaşma enerjisini karşılaştırdığımız zaman sonra argon 3. periyot elementlerimizin en yükseğidir arkadaşlar. Bu şekilde soğuk gaz elektron düzenli en yüksektir arkadaşlar. Şimdi bazı elementlerimiz küresel simetri özelliği gösterir. Küresel simetri özelliği gösteren elementlerimizde ise arkadaşlar yoğunlaşma enerjisi artar. Mesela nerede? 2A ve 5A'dan e, şu anda periyodik cetvelde periyodik cetvelimizin sıralanışı 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A şeklindedir arkadaşlar. Fakat yoğunlaşma resimde 2A ile 3A yer değişiyor. 5A ile 6A yer değiştirerek küresel simetriden dolayı yoğunlaşma resi 1A'dan 1A'nın iki en küçük ondan sonra 3A sonra 2A sonra 4A sonra 6A sonra 5A sonra 7A sonra 8A olacak şekilde yoğunlaşma resi değişir arkadaşlar. Şimdi şurada bir de periyodik sistemde sistemde A grubunda birinci yolaşma enerjileri arasındaki ilişkiyi biraz önce vermiştik. Onu da söyledik arkadaşlar. Evet gelelim elektron ilgisine. Elektron ilgisi de arkadaşlar gaz halindeki bir atomun elektron alması sırasında enerji değişimine biz ne diyoruz? elektron ilgi istiyoruz. Mesela X gaz halde elektron alıyor ve enerji açığa çıkıyor. Şimdi birincisinde enerji açığa çıkıyor ama ikincisinde Y gaz fazında elektron alıyor ve enerji de alıyor. Aynı zamanda o da ne olur? Y eksi arkadaşlar. Yani egzotermik de olabilir, endotermik de olabilir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Her zaman aynı değildir. Elektron ilgisi en yüksek olan elementimiz klor. Bunu unutmuyoruz. Klor, periyodik cadde elementler içerisinde elektron ilgisi en yüksek olan elementtir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ee, gelelim şimdi arkadaşlar. Şurada bizim e, baş grup elementlerimizin elektron ilgisi. Bakın. İnceleyelim şöyle. Hidrojen arkadaşlar. E, lityum sodyum gördüğünüz gibi şöyle gözüküyor. Burada kloru inceleyelim. Bakın klor 349. Bakın flor e, 300, e, 333. E, brom 2 324. En yüksek bakın klor elementimiz çıktı arkadaşlar. Soldan sağa doğru giderken periyodik cezvelde elektron ilgisi artar. Yukarıdan aşağıda genellikle azalır. Fakat kloru unutmayın. Klor özel bir durumdur. Özel bir durumu Bunu da unutmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi geldik negatiflik değerine arkadaşlar. Elektronegatiflik bir atomun bağ elektronlarının çekme gücünü. Bir ölçüsüdür. Yani bir bağ varsa bu bağdaki elektronları iki atom arasında kim daha çok çekiyorsa o elektron negatif değeri sahiptir. Burada elektron negatif en fazla olan elementimiz flor elementidir ve 4'tür arkadaşlar. Biz flora göre diğer elementlerin elektron negatif değerliklerini ne yapıyoruz? Karşılaştırıyoruz. Elektron negatif değeri kendisine diğer atomun elektronunu çekme gücüdür aslında. Şimdi periyodik cetvelde arkadaşlar elektronik en büyük ele element sağ üst köşedeki flor elementi 4. En küçük elementimiz sol alt köşedeki e, sezyumdur arkadaşlar. E, radyaktif olan fransiyum daha da düşük. Diğer elementler elektronik değerleri 0.7 ile 4 arasında değer alır. Genelde soy gazlar ba yap yapmadığı için elektronik bunlar incelenmez ya da sıfır kabul ediyoruz arkadaşlar. E, bağ yapmış iki atomun elektron aktiflikleri arasındaki fark ne kadar büyükse bağın polarlığı ya da iyonik karakteri o kadar fazladır arkadaşlar. Aynı zamanda bağ yapısını da ifade eder. Şimdi periyodik sistemde metalik ve ametalik özelliklere geldik şimdi. Elementlerin kimyasal e, tipmeye girme eğilimi aktiflikler var diklerine arkadaşlar. E, bir atomun elektron verme, vererek artı değer kazanması eğilimi metalik özellik metal metal karakteri denir. Bir elementin iyonlaşma enerjisi azaldıkça elektron verme eğilimi ve metalik özelliği buna bağlı olarak da metalik aktiflik artar. Bakın burası çok önemli. Metalik karakter denir dedik. Bir elementin iyonlaşma enerjisi azaldıkça elektron verme eğilimi ve metalik özelliği buna bağlı olarak da metalik aktiflik artar. Bir atomun elektron alarak eksi değerlik kazanma eğilimine de ametalik özellik denir. Ametal karakteri arkadaşlar, da bir elementin elektron ilgisi arttıkça, elektron eksersi, elektron alma eğilimi ametalik özelliği buna bağlı olarak da ametal aktiflik artar arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Metallerin oksijenle bileşiklerine sulu çözeltileri bazik, ametallerin oksijenle zengin bileşiklerinde ise sulu çözelti asitik özellik gösterir alüminyum, çinko, kalay, kurşun ve krom gibi amfoter özellik gösteren oksitleri de amfoter oksit denir. Amfoter metalleri ve oksitleri hem asit hem de e, kuvvetli bazıları tepme verilir arkadaşlar. Burada amfoter oksitlerin özelliklerini vermiş olduk. Şimdi son olarak peritit'e özelliklerini artık tamamen burada ne yapalım arkadaşlar? Hatırlayalım. Şimdi şurası sol aynı grupta yukarıdan aşağı doğru değişen özellikler. Yukarıdan aşağıya değişen özellikler atom numarası artar, elektron sayısı artar, kütle numarası artar, atom kütlesi artar. Değerlik elektron sayısı değişmez. E, atom yarıçapı artar. Yoğunlaşma azalır. Elektron eksi azalır. Elektron azalır elektron, azalır. elektron verme eğilimi artar. Elektron alma eğilimi azalır. Metalik özellik artar. Ametalik özellik azalır. Oksitlerin asitlik karakteri azalır ve oksitlerin bazik özelliği artar arkadaşlar. Bir de sol aynı periyotta soldan sağa doğru giderken yani bir A'dan 8 A'ya doğru giderken bu sefer aynı periyotta 1A'dan 8A'ya doğru gidecek. Atom numarası artacak. Elektron sayısı artar, kütle numarası artar, atom kütlesi artar deriz. Elektron sayısı artar. Atom yarıçapı azalır. İyonlaşma enerjisi artar genellikle. Bu istisnai bir durum vardı. Hani 2 3 aşağı, 5 yukarı meselesi vardı. Buna çok dikkat edeceğiz. Elektron ilgisi artar. Elektron verme eğilimi azalır. Elektron alma eğilimi artar. Metalik özellik azalır, ametalik özellik artar. Oksitlerin asitlik karakteri artar oksitlerinin bazı karakter azalır arkadaşlar. Evet. Beni ben periyodik cetvelle bazı grupların özellikleri arkadaşlar şu da bazı gruplarımızın özellikleri şöyle kısaca mesela bir A grubu alkali metallerin özellikleri en yüksek enerji düzeylerinde bir elektron bulundurur. Yani son katmanlar bir elektron vardır. Değerlik elektron sayısı 1'dir. Bir akul elementlerimiz lityum, sodyum, potasyum, rubidum, sezyum, fransiyum'dur. Hidrojen metal olmamasına karşın genelde periyodik tabloda bu grupta başına yerleştirilir. Doğada elementel halde iken diatomik hidrojen biliyorsunuz arkadaşlar moleküle yapıdadır. O da sıcaklığında gaz haldedir. Bileşikleri yüklü e, yükü ise genelde artı bir değerlik alır bir grubu elementlerimiz ama özelliği ağır basan bileşiklerde ise hidrojen biliyorsunuz eksi bir değerlik alır. Alkali metal bileşikinde artı bir değerlik alır. Arkadaşlar en aktif metallerdir. Etebime verme yıkımları çok fazladır. Bu nedenle doğada saf element halinde bulunmazlar ama çeşitli bileşikli halinde bulunurlar. Su ile şiddetli timme girerler. Baz çözeltisi oluştururlar anında. O yüzden alkali baz yapan demektir arkadaşlar. Reaksiyonu burada gördüğünüz gibi. Alkali metalin oksitleri ve bazik karakterleri e, karakterlidir. Sulu çözelti bazik özellik gösterir. E, alkali metaller kuvvetli indirgendir. Korakla elektron vererek yükseltgenirler. Birçok bileşikte katyonları açığa çıkarak yerine geçerler arkadaşlar asitlerle etkileşerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Sodyum mesela aktif bir metaldir. 2A grubunun özelliklerine geçelim. 2A grubu. 2 elementlerimiz berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdur arkadaşlar. En yüksek enerji düzeylerinde 2 elektron bulunur. Yani değerli elektron sayısı 2'dir bunun. Değerli elektron sayısı 2'dir arkadaşlar. Tekmelerde en son enerji düzeyinde iki elektron vererek bileşikliğinde artı 2 değeri alır. iyon hale geçer. Bu elementler alkali metallerden sonra kimyasal aktifliği en fazla olan metallerdir. Isı ve elektriği iletilen Tel ve levhane gelirler arkadaşlar. Asitlerle tepime girerek hidrojen gazı açığa çıkarlar. Oksijenli bileşiklerinde de suluç özellikleri basit özellik gösterir. Berilyum oksijenli bileşikleri hem asitlik hem de bazik özellik gösterir. Bu da önemli bir durumdur. 3 A grubu elementlerimiz toprak metallerde en yüksek enerji düzeylerinde 3 elektron bulunurlar. Değeri gereken sayısı 3'tür. Bor hariç hepsi metaldir. Bileşiklerinde artı 3 alır. kalır. Yoğunlaşma en büyük olan bor elementidir. Alüminyum amfoter özellikli amfoter metal olduğundan hem asit hem de kuvvetli bazla tepme verir arkadaşlar. 4 A grubu özünün özellikleri en yüksek enerji düzeyinde 4 elektron bulundurur. Delik ürünsü 4'tür. Karbon atomu mesela karbon elementi birleşikliğinde eksi 4'ten artı 4'e kadar değerlik alır. 5 A grubu azot grubu olarak ifade ediliyordu. En yüksek enerji düzeyinde 5 elektron bulundurur. Değerlik elektronsası 5'tir. Azot, fosfor, eksi 3'ten artı 5'e kadar değerlik alır. 6A grubu elementlerimiz oksijen grubu yani kalkojenler de ifade En yüksek enerji düzeyinde 6 elektron bulundurur. Değerli elektron sayısı 6'dır. Oksijen bileşikliğinde de genellikle eksi 2 değerlik alır. Ve kükürt ise bileşikliğinde eksi 2'den artı 2'ye kadar değerlik alır arkadaşlar. Ve gelelim şimdi 7A grubu yani halojenler. Halojenler önemli bir gruptur arkadaşlar. Bunları iyi bilmemiz lazım. Yunanca bir kelime olup anlamı tuz yapan demektir zaten halocan. Flor, klor, brom, iyot ve astetin bu grubun içerisinde bulunan elementlerdir. 3 çok aktif olduklarından doğada di atomik yani F2, Cl2, Br2, i 2 şeklinde bulunur arkadaşlar. O da koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyot ise katı haldedir. En yüksek enerji düzeyinde 7 elektron vardır. Değerlik sayısı 7'dir bileşiklerinde flor yalnız eksi bir değer alır. Bunun dışında klor, brom, iyot gibi elementler eksi birden artı yediye kadar değerlik alır arkadaşlar. Evet. Ve geldik soy gazlarımıza. Soy gazlarımız da asal gazlarımız yani helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon ve 8A elementlerimizdir. O da koşulan tümü gaz halde bulunur. Renksizdirler. Tek atomludurlar. Erime ve kaynakları çok düşüktür arkadaşlar. Değerlik e, orbitleri tam dolu olduğundan kararlıdırlar arkadaşlar. Helyum ve radon dışındakileri havada bulunurlar. E, Helyumun değerlik elektron süresi 2'dir. Diğerlerinin soy, e, soy gaz elektron düzeninde son kat